Ama yine de annenle babanla vurmam sana. Bunları diyeyim dedim. Teşekkür ederim. Hadi ablacığım, biz çıkalım, biraz dinlensin. Hadi. Allah seni bize bağışladı oğlum. Ural, sen kal. Benimle konuşmayacak mısın? Konuşacak bir şey yok. Beni cezalandırmak istedin. Ölebilirdin. Sensiz yaşamak da ölüm zaten benim için Meltem. O yüzden bir şey fark etmiyor. Selim. Pis bir iftiranın altında kalmaktansa... en sevdiğim bile sana inanmıyorsa... o ne olduğu belirsiz insanların lafına inanıyorsa... Ben seni kabul edemeyeceğim bir hata yapsaydım sen beni affeder miydin? Ben hata yapmadım ki. Sen hata yaptığıma inanmak istiyorsun. Sana bir soru soruyorum. Kendini benim yerime koy. Sana böyle bir telefon gelseydi ne yapardın? Manyak mısın lan sen derdim. Kimsin sen, aşağılık derdim. Çarşaf çarşaf gazete haberleri olunca, bir sürü olay olunca öyle olmuyor işte. Ya bırak ya. Hadi bunların konuşma sırası değil ha. Hadi çıkarayım ben seni. Asıl düğünümün ilk günü bunların olması hiç doğru değil. Sen istedin. Hadi, hadi lütfen hadi. Pes doğrusu. Vallahi ben bile inandım. Güldürme lan. Yaram acıyor. İlacını iç, ilacını. Tamam, içeceğim şimdi. İşe hafif dedik, nazar değirdik oğlana. Tatil günü bu saate kadar çalıştırıyorlar. Tarafta bir curcuna bir curcuna. Paşazademi'yi de kanaması geçirdi. Ortalık fena karıştı. Şşş, çok ayıp. Hilmiye Hanım gelmiyor mu? Yo, oturuyorlar daha. Erdoğan Bey de geldi. Hepsi oradalar. Mustafa da geldi o zaman. O yoktu. Reşat Bey'in şoförü getirdi onları. Say, Mustafa nerede bugün ya? Bütün gün görünmedi. Aman aramayın çocuğu canım. İzin günüdür, bir şeydir, geziyordur. Neyse. Döküneyim, öldüm ben bugün. Ben aşağılık bir adamım. Değilsin. Beş para etmem, beş para. Efendim baba. Neredesin oğlum? Erdoğan Bey geldi, sen hala ortalıkta yoksun. Baba, ben işi bıraktım. Ne? Ne olmuş? Niye işi bıraktın? Yarın konuşalım mı, ne olur. Bu akşam beni beklemeyin. Tamam, peki. Sen iyisin ya. Ver bana, ver. Ha, iyiyim, rahat olun. Hiçbir problem yok. Tamam oğlum, yarın görüşürüz. İşi bırakmış mı gerçekten? Gayet iyilerdi. Ne oldu şimdi bunlara?
Bilmiyorum. Ama bize de yol göründü. Yavaş yavaş toparlanmak lazım. Allah Allah. Yavaş ama Mustafa. Bu ne böyle? Kendine gel. Bak. En doğrusunu yaptın sen. En doğrusu. Çantayı aldım, çıktım. Hapse girseydin ne olacaktı? Dört duvar arasında ziyan olup gidecektin. Kime ne yararı var? Ben korkan tekiyim. Hiçbir şeyle yüzleşmeye cesareti olmayan bir adiyim ben. O herif karşıma çıktı, yüzüme vurdu. Fatmagül'ün suçu yok dedi. Senin cesaret edemediğini ben yaptım dedi. Sen Fatmagül'e arkanı dönerken... ben sahiplendim dedi. Ya iyi, Allah mesut etsin, ne yapalım? Bak, yapamazdın sen zaten onunla. Olmazdı artık. Öldürmeye yemin ettiğim adam bana cesaret dersi verdi. Meğer ben intikam intikam diye sayıklarken... adiyim ben. Şu çanta kadar bir adamım ben. O kadar ederim. Yeter ama haksızlık ediyorsun kendine. İyi yaşamak parayla mümkün ancak. Bir düşünsene, bundan sonra bambaşka bir hayatın olacak. Annenler de rahat edecek. En az onlar kadar aşağılık bir herifim ben. Sen hala ilk tanıdığın Mustafa'sın. Sen benim... ilk gördüğüm anda yüreğine elimi sürmek istediğim... üzüntü gözlerinin sebebini kıskandığım... İlk gördüğüm anda kalbimin yerini tekrar hatırlatansın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.